Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamlan. Selamun aleyküm değerli çocuklar. Allah'a sonsuz şükürler olsun beni yine sizlerle buluşturdu. Sizlere ders anlatmaktan keyif alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Dersimize başlamadan önce şöyle bir önümüze bakalım. Materyallerimiz tam mı diye. Kalemimiz, defterimiz ve kitabımız önümüzde ise o zaman başlayabiliriz. Bugün sizleri çok değerli bir konuyla buluşturacağım. Eminim şu an hepiniz çok heyecanlısınız ve merakla buluşacağınız konuyu bekliyorsunuz. Allah Teala Kur'an'da bizleri en güzel şekilde yarattığını, ancak bunun yanında bizleri bir o kadar da aciz yarattığını bildiriyor. Şöyle örneklendirecek olursak, okulda öğretmenlerimiz olmazsa bizler yazı yazmayı, sayıları tanımayı, okumayı öğrenebilir miyiz? Veya camilerimizde hocalarımız olmasa Kur'an öğrenebilir miyiz? Elbette öğrenemeyiz. Veya bir örnek daha, eczaneden bir ilaç alsak ve bunun nasıl kullanılması gerektiğini eczacı bize anlatmasa, ne kadar sağlıklı olur? İlacı yanlış kullanarak kendimize zarar verebiliriz. İşte nasıl ki bir okulda öğrencilerin öğretmene, camide öğrencilerin bir hocaya veya bir hastanın doktora veya eczacıya ihtiyacı varsa, işte insanların yani bütün Müslümanların bir peygambere ihtiyacı vardır. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı daha iyi anlayabilmemiz için ve dinimizi daha güzel yaşayabilmemiz için Bizlere peygamber göndermiştir. Bizler bugün Kur'an okumaya başlamadan önce abdest almayı, sağ el ile yemek yemeyi, birçok uygulamayı Peygamber Efendimiz'in hayatından örnek olarak hayatımıza uyguluyoruz. Neden? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in en güzel örnek olduğunu bildirir ve onun gibi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamamızı ister. Ancak bizler siyer dersinde yani Peygamber Efendimizin hayatını işlerken onun 63 yaşında vefat ettiğini öğrenmiştik. Madem Resulullah vefat etti o zaman biz bu bilgileri nereden öğreniyoruz? Yani sağ elimizle yememiz gerektiğini, her işe besmele ile başlamamız gerektiğini. Eminim hepiniz şu an bu soruyu kendinize soruyorsunuz. Sevgili çocuklar, Peygamber Efendimizin söyledikleri heps dostları yani sahabeler tarafından yazılmış ve ta bugünümüze kadar gelmiş. İşte Peygamber Efendimizin bu güzel sözlerine hadis denir. Çocuklar sizleri bugün hadislerle buluşturacağım. Bizim bu hadisleri uygulamamıza da sünnet denir. Und was bedeutet hadis und sünnet auf Deutsch? Hadis bedeutet ein Ausspruch, also eine Aussage unseres Propheten Muhammed. Und net, bedeutet die art der ausführung der gottesdienste seitens unseren propheten muhammed. Evet, almanca tercümesinde yaptıktan sonra, özellikle de hadisleri kuran ayetlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Bunlara bakacağız. Çünkü bunların ikisi de yazılı, ancak aralarında farklar var. Şimdi gelin sevgili çocuklar, hep birlikte ders kitabımızı 178. sayfasını açalım. Sayfaya baktığımızda, Elif ile Bilal'in birbirlerine Kur'an'ın ne olduğunu ve hadislerin ne olduğunu anlattıklarını görüyoruz. Bakalım neler söylüyorlar. Elif, "Kur'an Allah'ın sözleri. Hadisler de peygamberimizin sözleridir." diyor. Bilal de Elif'in açıklamasına şöyle cevap veriyor. "Hadislerde söylenenleri yapmamıza da sünnet denir. Hadislerle Kur'an'ı daha iyi anlarız." Ayetlerle hadislerin arasındaki farkı bize Elif ve Bilal ne güzel anlattılar değil mi? Bunlardan en önemlisi Kur'an konuları genel olarak ele alırken hadisler ise bu ayetlerin ayrıntılarını açıklar. Bu ne demektir? Hep beraber sayfa 179'a göz atalım. Burada ayetlerin ve hadislerin arasındaki farkı daha iyi anlayabileceksiniz. Birinci sırada Sol tarafta beni Allah'a anmak için namaz kıl buyurulmuş. Tamam kılalım da bunun nasıl yapacağı sorusuna bakın Peygamber Efendimiz bizlere nasıl bir cevap vermiş. Sağ tarafta mavi kutuda yazdığı gibi benim namaz kıldığım gibi namaz kılın buyurur Peygamberimiz. Burada hangi kutudaki cümlelerin Peygamberim Efendimizin sözü olduğu gayet net bir şekilde anlaşılır. Yani Kur'an'da namaz konusu ele alınır ama nasıl kılmamız gerektiğini peygamberimizden öğreniriz. Yine sol tarafta bana yani Allah'a dua edin, kabul edeyim yazarken bunun nasıl yapılması gerektiğini bizlere pembe kutuda peygamberimiz şöyle bildirmiştir. Peygamberimiz dua ederken ellerini kendine doğru çevirirdi. Biz de bu hadisle nasıl dua etmemiz gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Bizler Hristiyan arkadaşlarımızdan veya komşularımızdan onların dua ederken ellerini nasıl yaptıklarını biliyoruz. Bu şekilde. İşte Hristiyan ve Müslümanların dua şekli de bu hadisler sayesinde ayırt edilir. Elhamdülillah bu hadisleri günümüze kadar yazılı bir şekilde getiren herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü hadislere uymak ve içinde yazanları uygulamak gerçekten çok önemli. Neden mi? Cevabını hemen verelim. Allah Teala Nisan suresinde kim Peygamber'in sözüne uyarsa Allah'ın sözüne uymuş olur, buyurur. Ya işte çocuklar görüyorsunuz değil mi? Peygamber Efendimiz gibi yaşamaya çalışırsak Allah da bizden memnun olur. Sevgili çocuklar, Peygamber Efendimizi sadece ibadetlerde değil hayatımızın her alanında örnek almalıyız. Peygamber Efendimiz nasıl yemek yemiş ise. Bizler de öyle yemeliyiz. Yani sağ elimizle. Peygamber Efendimiz nasıl yatmış ise, nasıl katmış ise insanlara, çevreye, hayvanlara nasıl davranmış ise bizler de öyle davranmamız gerekiyor. Çünkü o bizim için en güzel örnektir. Şimdi şaşıracaksınız belki ama diş fırçalama konusunda dahi Peygamber Efendimizi e örnek almamız gerekiyor. Eğer onu örnek almazsak, Bakın görün başımıza neler gelir aynı Enes'te olduğu gibi. Enes'in hikayesi üzerinde hep birlikte çalışalım. Çocuklar, şimdi sizden kitabınızı kapatmanızı ve sadece hikayeyi dinlemenizi istiyorum. Hikayenin bazı yerlerinde keseceğiz ve hikayenin devamını sizin getirmenizi istiyorum. Peygamberimizin sözünü tutarsak mutlu oluruz. Baba acımaz değil mi diye ağlamaklı sordu Enes. Babasıyla diş doktoruna gelmişlerdi. Babası Enes'i korkutmak istemiyordu ama yalan da söylemek istemiyordu. Doktor gelsin ona soralım. Ama diş ağrıların geçecek dedi. Enes çaresiz babasının elini tuttu. Diş doktorunun muayenehanesine girdiler. Doktor Fatih amca Hoş geldin Enes. Hangi rüzgar seni buraya attı?" diyerek takıldı. Enes biraz korkuyla "Diş ağrısı rüzgarı." dedi. "Korkacak bir şey yok. Gel bakalım." diyerek Enes'i koltuğa oturttu. Hikayemizi hemen birlikte buraya kadar özetleyelim. Hikayemizin kahramanı Enes. Ama maalesef kahramanımızın dişi ağrıyor ve bunun için diş doktoruna gitmiş. Evet çocuklar, sizce Enes diş doktorunda ne yapacak? Haydi bir iki cümlede tahmin etmeye çalışalım. Defterimize bunu not alalım ve bunu hocamıza mesajla gönderelim. Süpersiniz çocuklar. Doktor Fatih amca Enes'in dişlerini tek tek kontrol etti. Sizce dişlerinden memnun muydu? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi tabii ki hayır. Hikayemizi devam dinleyelim. Enes'in dişlerine teker teker baktı. Bir an için düşündü ve cebinden kalem uzunluğunda ağaç dağına benzer bir şey çıkardı. Enes, bunu daha önce hiç görmüş müydün? Enes, Fatih amcanın konuyu nereye getireceğini anlamıştı. Utanarak, evet görmüştüm. O bir misvak. Misvak? Çocuklar, misvak kelimesini duydunuz mu? Nedir misvak? Misvak ağaç dalına benzeyen uzun bir çubuktur. Aynı şu an elimizde gördüğünüz gibi. Peygamber Efendimiz misvak ile dişlerini fırçalar ve diş sağlığına da çok önem verirdi. Biz nasıl günümüzde dişlerimizi fırçalamak için diş fırçası kullanıyorsak, işte Peygamber Efendimiz de misvak kullanırmış. Bugün de bazı insanlar diş fırçasının yanında ayrıca misvak kullanır ve aynı Peygamber Efendimiz gibi yapmaya çalışır. Peygamberimiz dişlerini fırçalamak için bunu kullanırmış dedi. Camide Ali Hoca dişleri fırçalamak Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir dediğini hatırladı. Ama Enes her gün dişlerini fırçalamaya üşeniyordu. Hatta bazen annesi ve babası ona dişlerini fırçalamasını söylediği zaman banyoda oyalanıyor, dişlerini fırçalamadan çıkıyordu. ne yapıyordu evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi Enes banyoda oyalanır dişlerini fırçalamadan çıkardı hikayemizi devam dinleyelim bakıyorum camide derslere iyi dikkat etmişsin etmişsin de keşke sen de Hazreti Peygamberin diş fırçalamayı bize tavsiye ettiği hadisini uygulasaydın şimdi dişlerini sık bakalım biraz acıyabilir Diş fırçalamada tembellik edeceğin zaman aklına bu acı gelirse belki tembellik etmezsin diye tavsiye etti. Eve doğru giderken Enes'ten pek ses çıkmıyordu. Çocuklar, sizce Enes'in babası kendisine ne tavsiyede bulunur? Çok doğru. Yani Peygamber Efendimiz gibi dişlerimize bakarsak sağlıklı dişlerimiz olur ve hangi konuda olursa olsun Peygamberimizin sünnetine uyarsak hep mutlu oluruz. Hikayemizi sonuna kadar beraber dinleyelim. Oğlum, Hazreti Peygamber'in hadisleri, tavsiyeleri yani sünneti bize her konuda yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlamamız gerektiğini de gösterir. Dişlerimize önem vermemiz gerektiğini de, dedi gülerek. Evet sevgili öğrenciler, bugün Enes'in hikayesinden gerçekten çok şey öğrendik değil mi? Bir, Peygamber Efendimiz gibi dişlerimizi güzelce fırçalarsak dişlerimiz sağlıklı olur. 2 Annemiz ve babamız bizlerden bir şey istediklerinde bunu yerine getirmemizin ne kadar önemli olduğunu da bu hikayeden de anlamış olduk. Bize verilen sürenin sonuna geliyoruz. Dersimizi bitirmeden önce sizlere küçük bir ödev vereceğim. 177. sayfada resmin altında 3 tane sorumuz var. Bunları cevaplayıp hocanıza atabilirsiniz. Dersimizi tamamlamak üzereyiz. Bugün birlikte ne öğrendik? Ayet ve hadisin ne olduğunu öğrendik. Ayet Allahu Teala'nın sözleridir. Kur'an'da yazılanlar ayettir. Hadis ise Peygamber Efendimizin sözleridir ve hadis kitapları vardır. O kitaplarda yazar. Hadislerle Kur'an'ı daha iyi anlarız. Hadislerde Peygamber Efendimizin yaptıklarına da sünnet deriz. Yani bizler Peygamber Efendimizin sünnetine uyarız derken Peygamber Efendimizin yaptığını yaparız demek istiyoruz. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.